Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Adem Ucunuz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ikinci dereceden denklemlerde geliştirici test 7'yi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. M ve N tam sayı olmak üzere bir denklem vermiş. Bu denklemin çözüm kümesi boş küme ise M artı N değeri kaça eşittir? Şimdi arkadaşlar ikinci derece denklemlerde çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için x kareli terimin ve x'i terimin yok olup geriye kalan sabit değerin sıfıra eşit olmaması gerekir. O zaman ben x kareli ifadeyi yok edebilmek için katsayısını sıfır yapmalıyım. M artı n değeri eksi 18 olacak. Aynı şekilde x'i terimi yok edebilmek için m eksi n'nin de sıfır eşit olması lazım. Buradan da m n'ye eşit çıkacak. O zaman toplamları eksi 18 ise m değeri eksi 9, n değeri de eksi 9 olarak bulunur. O zaman doğru cevabımız Adana olacak. X kare artı mx artı n eşittir 0. Denklemin bir kökü eksi 5. X kare artı kx artı t eşittir 0. Denklemin bir kökü eksi 6. Ve bu iki denklemin diğer kökleri ortak. Ve m ile k'nın toplamını 7 vermiş. N ile t'nin toplamı kaça eşittir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ortak köke biz x1 dersek. Yani bu denklemin bir kökü x1. Bu denklemin yine bir kökü x1 olsun. Şimdi kökler toplamını kullanırsak arkadaşlar. Birinci denklemde kökler x1 ve eksi 5 olduğundan kökler toplamı x1 eksi 5 olur. Bu da kökler toplamı olan eksi b bölü a formülünden eksi m'ye eşit. İkinci denklemin kökleri eksi 6 ve x1 olduğundan yine kökleri toplarsak x1 eksi 6 olur. Bu da arkadaşlar kökler toplam olan eksi k'ya eşit olacak. Bir de kökler çarpımını yazalım arkadaşlar. Birinci denklemde kökler eksi 5 ve x1 olduğundan kökler çarpımı eksi 5x1. C bölü a formülünden n'ye eşit. İkinci denklemde yaparsak eksi 6 tane x1'in değeri yine kökler çarpımından t'ye eşit çıkacak. Şimdi m artı k'yı verdiğinden dolayı arkadaşlar ben bir de şunu yapmak istiyorum. Şu birinci denklemi eksi ile çarpıp taraf tarafa şu iki denklemi toplarsak x1'ler birbirini götürecek. Burası eksi 1 eşittir m eksi k olacak. O zaman ben m eksi k'nın eksi 1'e eşit olduğunu biliyorum. Bir de m ile k'nın toplamı 7'ye eşitti. Ben bunları taraf tarafa toplarsam k'lar birbirini götürdük. 2m eşittir 6 olacak. M değeri de buradan 3 olarak bulunur. İkisinin toplamı 7'ye eşitti arkadaşlar m ve k. O zaman k'nın değeri de buradan 4 çıkacaktır. Şimdi bizden n artı t istemişti arkadaşlar. Bu sefer şöyle yapalım. N ile T. Yani denklemin biz şimdi M'sini bulduk. K'sını da bulduk. Bunlardan arkadaşlar kullanacağız. Ve şunu yapalım. Ben şimdi şu iki denklemde bunları taraf tarafa oranlarsam. X1'ler birbirini götürecek. X'ler de birbirini artı yapacak. Yani burası 5 bölü 6 eşittir. M bölü T olacak. Şimdi denklemleri düzenlersek birinci denklem x kare m değeri 3'e eşitti. Burası 3x artı n eşittir 0. Öbür denklem x kare artı 4x artı t olacak. Bu da eşittir 0. Bu iki denklemde de arkadaşlar denklemin bir kökü dikkat ederseniz burada eksi 5'e eşitti. O zaman şu denklemde eksi 5 denklemi sağlayacak. Eksi 5 kök. O zaman birinci denklemde bunu yerine yazarsak. Eksi 5'in karesinden 25. 3 ile eksi 5'i çarparsak burası eksi 15 artı n eşittir 0. N de buradan arkadaşlar eksi 10 olarak bulunur. Şu denklemin arkadaşlar bir kökü eksi 6'ya eşitti. Eksi 6
kökü eşittir. O zaman eksi 6 denklemi sağlayacak. Eksi 6'nın karesi 36. 4 ile eksi 6'yı çarparsak burası eksi 24 artı t eşittir 0. Dikkat ederseniz 36'dan 24'ü çıkarttım. 12. 12 ile karşı atarsak t sayısı da buradan eksi 12 olarak bulunacak. Oranladığınız zaman aynı zamanda 5 bölü 6'yı da veriyor. N ile t'nin toplamı kaçtır diye sormuştu. N değerimiz arkadaşlar eksi 10'a eşit. T değerimiz de eksi 12'ye eşit. Bu ikisinin toplamı eksi 22 olarak bulunur. Doğru seçeneğimiz Adana olacak. Evet, bir başka soru arkadaşlar. 5x kare eksi mx eksi n eşittir 0. Denkleminin çarpanları 5x artı 1 ve x artı 1 olduğuna göre kökleri x artı m artı 2 ve n eksi 2 olan ikinci dereceden denklem hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu ikinci dereceden denklemin çarpanlarını vermiş. Ben bu ikisini çarparsam denklemi bulabilirim. O zaman ben 5x artı 1 ile x artı 1'i yan yana yazıp bunları çarpacağım. Şimdi 5x ile ikisini çarparsak burası 5x kare artı 5x olur. 1 ile şu ifadeleri çarparsak burası da 1 tane x artı 1 eşittir 0 dersek 5x kare artı 6 tane x artı 1 eşittir 0 ve bu bizim denklemimize eşit olacak. Yani 5x kare eksi mx eksi n eşittir 0 denklemine. O zaman burada m sayısı arkadaşlar eksi 6 olması durumunda x'in önündeki sayı 6 olur. Aynı zamanda n sayısında eksi 1 olması durumunda artı 1'e eşit olacak burası. O zaman aslında bizden kökleri m artı 2 demişti. M de eksi 6'ya eşitti. O zaman köklerimiz arkadaşlar eksi 4 olan ikinci kökte n değerini eksi 1 bulmuştuk. Eksi 2 ile toplarsak eksi 3 olan denklemi bulunuz demiş. Arkadaşlar denklem yazma formülünden x kare eksi kökleri toplayıp eksi ile çarpıyorduk. Yani kökler toplamı eksi 7 çarpı x olacak. Bir de bu kökleri çarpıyorduk arkadaşlar. Kökler çarpımında artı 12 eşittir 0 olur. O zaman şu eksilerde birbirine artı yapacak. Burası x kare artı 7x artı 12 eşittir 0 olarak tespit edilir. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar Adana seçeneği olacak. Evet, bir başka sorumuz. 2x kare eksi m artı 1 çarpı x artı 3 eksi m eşittir 0. Denklemin kökleri x1 ve x2. M aşağıdakilerden hangisidir? Ben şimdi şurada paydaşlarsam arkadaşlar bunu x2 ile bunu da x1 ile genişletiyorum. Burası x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 eşittir 1 bölü 2. Arkadaşlar kökler toplamı ve kökler çarpımı var. Bu denklemden kökler toplamı eksi b bölü a formülünden m artı 1 bölü 2'ye eşit. Kökler çarpımı da c bölü a formülünden 3 eksi m bölü 2'ye eşit olacak. Bunları yerine yazıyorum. Kökler toplamı arkadaşlar m artı 1 bölü 2 bölü kökler çarpımı 3 eksi m bölü 2. O da eşittir 1 bölü 2. Dikkat ederseniz bölme işlemini yaparsak bu ikiler birbirini sadeleştirecek. M artı 1 bölü 3 eksi m eşittir 1 bölü 2. İçler dışlar yaparsak 2m artı 2 eşittir 3 eksi m. Buradan eksimi sol tarafa gönderdim. 3m 2'yi karşıya attık 1 kalacak. M de buradan 1 bölü 3 olarak bulunacak. Doğru seçeneğimiz Ceyhan. Evet, bir başka sorumuz arkadaşlar. 2x kare eksi 10x artı m artı 3 eşittir 0. Denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre m kaç olmalıdır diye sormuş. Aynı zamanda bir tane daha denklem vermiş. 2 tane x1 ile bir tane x2'nin çıkartılması arkadaşlar 4 sonucunu vermiş. Şöyle yapalım. Denklemin köklerini vermiş. Kökler toplamını bulursak kökler toplamı eksi b bölü a'dan. Dikkat edin şu ifadeyi eksiyle çarpacağız ve 2'ye böleceğiz. Bu değer 5'e eşit çıkar.
Altına da arkadaşlar şu vermiş olduğu 2 tane x1 eksi x2'nin değeri 4'e eşitti. Ben bunları taraf tarafa toplarsam x2'ler birbirini götürdü. 3 tane x1'in değeri 9'a eşit. x1 de buradan 3 olarak bulunacak. Şimdi birinci kök 3 arkadaşlar. Kökler toplamı 5'e eşitti. O zaman ikinci kök de 2'ye eşit. Kökler denklemi sağlar. Herhangi bir kökü denklemde yerine yazarsak, mesela 3'ü yerine yazarsak arkadaşlar, 2 çarpı 3'ün karesi eksi 10 tan 10 çarpı 3 artı m artı 3 eşittir 0. Düzenlersek 3'ün karesi 9, 2 ile çarptık. Burası 18. Burası eksi 30 artı m artı 3 eşittir 0. 18'den 30 çıktı. Eksi 12. 3 ekledik. Burası eksi 9 karşıya attık. M değeri de buradan 9 olarak bulunmuş olur. Doğacağımız Adana. Evet arkadaşlar ders sorumuz. X kare eksi 2 bx artı b kare eksi 4 eşittir 0. Denkleminin köklerinden biri d'nin 3 katı olduğuna göre b'nin pozitif değeri neye eşittir? Şöyle yapalım arkadaşlar. Denklemin iki tane kökü. Bir tanesi x1, öbürü x2 olsun. Köklerden biri d'nin 3 katı. Mesela ben bu ifadeye k dersem bir kökünü, öbür kökü bunun tam 3 katı 3k'ya eşit. O zaman ben bunları şöyle yapayım arkadaşlar. Kökler toplamını kullanırsak, kökler toplamı buradan normalde 4k'ya eşit. Aynı zamanda formülden kökler toplamı eksi b bölü a, yani x'in önündeki sayıyı eksi ile çarpıp x karenin önündeki sayıya böldüğümüz zaman bu da 2b'ye eşit. O zaman düzenlersek 2 tane k b'ye eşit çıkacak. Bir de kökler çarpımı arkadaşlar. Normalde x1 ile x2'yi ben çarparsam bu ifade 3k kareye eşit. Formülden gidersek c bölü a'ya eşitti. Yani b kare eksi 4'e eşit çıkacak. Ben b dediğim ifadenin 2k olduğunu biliyordum. Burada 3 çarpı b gördüğüm yere 2k'nın karesi yazarsam. Gerçi arkadaşlar şurada yanlış yaptık. Şurayı şöyle yapalım. Ben bunu b gördüğüm yere yazacaktım. Yani burası 3k kare eşittir. B gördüğüm yere 2k yazdım. 2k'nın karesi eksi 4. 3k'nın karesi, burası 4 tane k'nın karesi eksi 4 olur. Eksi 4'ü bu tarafa, 3k kareyi bu tarafa alırsak 4 eşittir k kare. K da buradan arkadaşlar 2 ya da eksi 2 olarak bulunur. Şimdi bizden b'nin pozitif değerini istemişti. O zaman k'nın pozitif değerini alırsak k sayısı 2'ye eşit. Onu da 2 ile çarparsak buradan b değeri 4 olarak bulunacaktır. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Evet, bir başka sorumuz arkadaşlar. Kökleri kök içerisinde 4 eksi kök 15 ve kök içerisinde 4 artı kök 15 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar buraya bir kökleri bilinen ikinci dereceden denklem formülünü bir kez yazalım. X kare ile başlıyorduk. Buraya kökler toplamı çarpı x artı buraya da kökler çarpımını yazıyorduk. Ve bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman ikinci dereceden denklem ortaya çıkıyordu. İsterseniz arkadaşlar kökleri bunlar olan ifadenin kökler çarpımından başlayalım. Bunların dereceleri aynı olduğundan dolayı ben bunları tek kök içerisinde çarparsam yani 4 eksi kök 15 çarpı diyeceğim 4 artı kök 15. Şimdi bunlar arkadaşlar eşlenikli sayılar olduğundan dolayı birinci ile birinci çarpılır. 4 ile 4'ü çarptım 16. Eksi kök 15 ile artı kök 15'i çarparsak bu da 15 olur. Bu da kök 1 eşit olacaktır ve sonuç buradan 1 çıkacak. Yani bizim aradığımız arkadaşlar şurası x kare eksi. Şu an kökler toplamını bulmadık. Kökler toplamını bulup buraya yazacağız.
ve kökler çarpımında 1 bulduk. Eşittir 0 olacak. Peki şimdi kökler toplamına odaklanacağız arkadaşlar. Şimdi ben şu ifadeleri arkadaşlar öncelikle bir şöyle yazalım. Şimdi kök içerisinde 4 eksi kök 15 olan ifadeyi arkadaşlar ben şurayı 4 ile çarpıp 4'e bölersem şunu elde ederim arkadaşlar. Burası 4 olur. Burası da şu 4'lerden birisi dışarıya çıkar. Burası kök içerisinde 15 bölü 4 kalır. Burada arkadaşlar formülden gideceğiz. Kök içerisinde kök varsa arkadaşlar şu içerideki ifade iki tane sayının çarpımı şeklinde yazılacak. Toplamları da şuradaki sayıyı verecek. Bu sayı arkadaşlar birisi 15 bölü 2 alsak, öbüründe 1 bölü 2 alsak, dikkat ederseniz burası 8 çıkacaktır. O zaman şöyle yapalım. Ben şu ifadeyi birisini 5 alayım. 5 bölü 2. Öbür ifade de 3 bölü 2 olsun. Çarpımları 15 bölü 4 olur. Toplamları da 8 bölü 2'den 4'ü verecektir. O zaman bu ifadenin değeri arkadaşlar büyük sayının kökünden küçük sayının kökü çıkartılır kök içerisinde. Peki öbür ifadede arkadaşlar bunun aynısı sadece arasındaki işaret artı olacak. O zaman şuraya da yazalım 4 artı öbür ifadede 2 çarpı 15 bölü 4. Bu ifadede arkadaşlar şuna eşit olacak. Kök içerisinde 5 bölü 2 artı kök içerisinde 3 bölü 2. Ben bunların toplamlarına ihtiyacım vardı. Çünkü bunlar köktü. Ben bunları toplarsam arkadaşlar şunlar birbirini götürecek. O zaman burası da 2 çarpı kök 5 bölü kök 2 diye kalacak. Dikkat ederseniz arkadaşlar şu 2 ile kök 2 sadeleşir. Burası kök 2 çarpı kök 5 kalır. Bu da kök 10'a eşit olacak. Kökler toplamında bulduk. Şurada yerine yazarsak burası o zaman kök 10 çarpı x artı 1 eşittir 0 şeklinde bir denklem elde edeceğiz. O zaman doğru sonucumuz arkadaşlar Bursa seçeneği olacak. Evet son sorumuz arkadaşlar denklemin köklerinden birisi m olduğuna göre m-3 çarpı m-2 çarpı m artı 1 çarpı m artı 2'nin eşiti kime eşittir? Şimdi şuradan başlayalım. Denklemin kökü denklemi sağlar. O zaman ben x gördüğüm yere m yazarsam burası m kare. Eksi m eksi 1'i karşıya atalım. 1. Yani ben m kare eksi m gördüğüm yere 1 yazabilirim. Şimdi genelde arkadaşlar burada 4 tane ifade çarpım durumundaysa genelde 1. ile 4. 2. ile de 3. çarpılarak aslında şu kullanmamız gereken m kare eksi m'nin değeri ortaya çıkacaktır. Ben bunları isterseniz yan yana yazayım. M eksi 3 ile m artı 2'yi çarpacağım. M eksi 2 ile de m artı 1'i genişleteceğim. Şimdi burayı çarparsak arkadaşlar m kare artı 2m eksi 3m eksi 6 gelecek birinci çarpımlar. Öbür ifadeyle çarparsak burası da m kare artı 1m eksi 2m eksi 2 şeklinde olacak. Düzenlersek burası m kare eksi m eksi 6 ile m kare eksi m eksi 2'nin çarpımı olacak. Şu ifade arkadaşlar 1'e eşitti. Aynı şekilde şu ifade 1'e eşitti. O zaman 1 eksi 6 ile 1 eksi 2'yi çarpacağız. Burası da eksi 5 çarpı eksi 1'den sonuç 5 olarak çıkacak. Doğru seçenek C. Evet bu soruda da arkadaşlar dediğim gibi genelde hep aynı tarzda soru soruyorlar. Birinci ile dördüncüyü yan yana getirdik. İkinci ile de üçüncüyü. Amacımız m kare eksi m gördüğümüz yere bir yazmaktı. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar sonucu 5 bulduk. Bir sonraki videoda da arkadaşlar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.